Merhaba arkadaşlar. Artık slaytımızın hemen hemen sonuna geldik. Bu bölümde artık slaytımızı yayınlanabilir hale getireceğiz. Bunun için bu bölümde sesli anlatım eklemeyi anlatacağım. Slaytımızı hazırladıktan sonra yayınlamadan önce isterseniz direkt yayınlayıp sunum sırasında da anlatabilirsiniz. Veya bunun yerine video gibi düşünebiliriz. Direkt slaytımızı seslendirerek sesli bir slayt haline getirebiliriz. Çok yerde karşılaştığım bir durum değil. Yani örnek videolarda bir yerde çok fazla bu konuyla ilgili bir videoya rastlamadım. O yüzden sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. İki aşamada yapacağız bunu. İlk aşama hazırlık aşaması. Hazırlık aşamasında bir ilk önce slaytımızın anlatımda ne kadar süre harcayacağımızı göreceğiz. İkinci bölümde ise slaytımızı seslendirerek yayına hazır hale getireceğiz. Normal bir anlatım uzun sürecekti tabii ki. 10 slayt, nereden baksanız, 5'er saniye ayırsanız 1 dakikaya yakın sürecek. Ben sunumu çok uzun tutmamak adına taslak aşamasında 2'şer ya da 3'er saniye vereceğim. Yani yarım dakikaya varmadan slaytımın anlatım bölümünü tamamlayıp yayına hazır hale getireceğim. Sonra hep birlikte nasıl olduğunu deneyeceğiz. Hemen başlayalım. İlk olarak bölmemize gidiyoruz. Slide gösterisi bölmesine gidiyoruz. Ayarla bölmesinin içerisinde iki farklı seçeneğimiz var. Birinci seçeneğimiz zamanlama provası. İlk olarak buradan başlayacağız. Ne kadar vakit, hangi bölüme ne kadar vakit harcayacağımızı göreceğiz. Daha sonra slide gösterisini kaydet bölümünden slide gösterisini kaydedeceğiz ve prova tamamlamış olacağız. Bu işlem için ilk olarak zamanlama provasını ayarlayalım. Ne kadar süre gerekiyor onu ölçmesi için zaman ayarlayalım. Tıklıyorum provaya. Gördüğünüz gibi sol tarafta zaman sayıcı var. 2 saniye yeterli. Tekrar bakıyorum. Buraya da 2 saniye ayırdım. 1-2 saniye de buraya ayırdım. 3'er saniye gidiyor işte. 12'ye geldiğinde bir sonrakine geçeceğim. Tekrar 15'te. Biraz fazla ayırabiliriz. Uzun bir animasyonu vardı. 20. saniyede buraya geldi. 24'te diğerine geçti. 27'de diğerine geçti. Ve 30 saniyede bitirmiş oldum. Evet diyorum, saklamak istiyorum diyorum. Şu anda bana bölümlerde hangisinde ortalama anlatım süresi için ne kadar vakit geçirdiğimi ayrı ayrı her bir slaytın alt tarafında yazarak belirtiyor. 10 slayt 30 saniye, ortalama 3 saniye vakit ayırıyoruz. Kaydederken bu şekilde ne kadar süreyle ilgili olarak ayarlamamız gerektiğini provada görmüş olduk. Şimdi kayda geçelim. Ortalama 3'er saniyelik bir şeyler söyleyerek slaytımızı atlatacağız. Slayt gösterisi kaydete tıklıyoruz. Buradan başlangıçtan itibaren başlaya tıklayarak slaytımızı kaydına başlıyoruz. Her ikisini de işaretledikten sonra kaydı başlat dedim. Teknolojik yardım. Görüş ve önerinizde için YouTube kanalımızın adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Birinci bölümümüz temel kullanımını anlattık. 12 saniyede geçeceğim. Tema yapımı mavi renkli ekran, animasyon hareketleri, grafik çizimi ve birbirine bağlama, başlık ve renk seçimleri, grafik tasarımı ve bitiş. Bir saniyelik bir kayma oldu. Çok kötü olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki tam bir oturmada olduğunu düşünmüyorum. Şimdi deneyelim bakalım. Ne kadar başarılıyız göreceğiz. Farklı yöntemlerle de bunları eşleştirebiliriz yine. F5'e basarak bir ön izleme yapalım. Bu bölümde ben susacağım. Sadece söylemiş olduğum kelimelerin eşleşip eşleşmediğine bakabiliriz. 30 saniyelik bir slayt hazırlamış olduk. Bu slaytın ön izlemesini yapabiliriz şimdi. Çizimi ve birbirine bağlama,
ve renk seçimleri, grafik tasarım. Gördüğünüz gibi ufak tefek kaymalar olmuş ama genel olarak slide'ımız seslendirilmiş biçimde artık yayına hazır. Yayınlama kısmı kaldı. Giriş sekmesinde artık tıkladığımızda görünümden normal görünüme geçelim. Göstermek istediğim bir şey daha var. Şu anda sesli bir kayıt yaptık. Bu sesli kayıttaki özellikleri zaten sağ alt köşede gördüğünüz ses simgesinde. Evet. Burada görebiliyoruz. Ses animasyon bölmesinin içerisinde de ses olarak benim kayıt yapmış olduğum sesi otomatikman eklemiş oldu. Ses menüsünü buradan isterseniz biçimlendirebilirsiniz. Ayarlarını yapabilirsiniz. Pardon. Ses kırpma bölümünden eğer bazı işte sondaki kaymalar olduğu zaman buradan çekerek, kaydırarak istediğiniz şekilde o ufak ayrıntıları halledebilirsiniz. Dediğim gibi ufak tefek kaymalar tabii ki olabilir. Bir önemli konu daha var. Ses kayıt ederken, bu slide düzeninde kaydını yaparken isterseniz bu sistem seslerini, animasyon seslerini kapatabilirsiniz. Çünkü üst üste bindiği için sesler, sizin sesiniz arka planda kalıyor ve kayıtta çıkmıyor. O yüzden animasyon sesleri burada vardı sanırım bir tanesi. Hemen bir göz atalım. Evet, şurada var bir tane. Buradaki animasyonun içerisindeki sesi kaldırabilirsiniz. Çünkü veya kaydederken de kapatmanızı tavsiye ederim. Dikkat etmişsinizdir. Geçer slide'dan bir daha başlatayım bunu. Benim sesim kayıt sırasında o çan sesi gibi olan sesin arka planında kaldı. O yüzden tam olarak net anlaşılmıyor. Hemen bir daha bu tam olarak hatalı kısmı size göstermek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu harekette yani o çan sesinde benim sesim arka planda kaldı. O yüzden kayıt sırasında kayda başla dediğimde animasyon zamanları, anlatımlar ve lazer işaretçisi. Sesleri kapatmanız gerekebilir. Onu da tam olarak nereden ayarlayabiliriz diye bakıyorum. Mecburen sesi elle manuel kapatmanız gerekecek ya da o ses çıktı sırada konuşmayın. Yani konuşmanızı ona göre ayarlayın. Üst üste sesler binmemiş olacak ve anlatımda da herhangi bir sıkıntı çekmemiş olacaksınız. Artık sesli bir anlatım haline de getirdik slide'ımızı. Sona doğru yaklaşıyoruz PowerPoint derslerimizde. Bir sonraki videoda artık çıktı alma, dosya formatlarına göre kayıtlara bakacağız. Word'e aktarma gibi özelliklere bakacağız. Dinleyici notları yazdırması gibi. Daha spesifik, yani yapım aşamasıyla ilgili değil de yayınlama aşamasıyla ilgili son bir notlarımızı anlatıp PowerPoint konusunda tamamlamış olacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Soru ve görüşlerinizi bana iletişim adreslerinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.